Birikim Uzaktan Eğitim Merkezi Birikim TV online derslerine hoş geldiniz. Bugün sizin 6. sınıf Milli Eğitim Ünitesi 1. ve 10. ünite arası review testimizi, yani bir genel tekrar testimizi yapacağız. Şimdi 20 soruluk bir testimiz var. Başlayalım hemen. 1. Find option that completes the dialogue best. Diyaloğu en iyi tamamlayan seçeneği işaretleyin diyor. Bakalım. What's the temperature today? Bugün sıcaklık, yani işte hava sıcaklığı nedir diyor. Hava sıcaklığı kaç derecedir anlamında sorduğu için bize bakalım neymiş. A. It's 15 degrees Celsius. 15 derece, 15 santigrat derece. Celsius dediği şey 15, şu şekilde yapalım. Şu 15 dereceyi mesela şu şekilde. Degrees şu küçük yuvarlak işareti, Celsius dediği de C harfi olan sıcaklık işaretiydi. 15 derece olabilir, cevap olabilecek bir şey. B. It's wet and cold. Hava nemli ve soğuk ama sıcaklığı soruyor bana, hava nasıl demiyor. C. There is a chance of rain. Yağmur şansı var. Yani yağmur yağma ihtimali var diyor. Bu da olmaz. D. The west of the country is dry. Ülkenin batı kısmı kuru, kurak diyor. Ama bana dereceyi sorduğu için A. One is A diyoruz. Bir Adana olacak. İkiye bakalım şimdi. Yazıları biraz daha net görelim diye büyütelim. İki de diyor ki, which question has an answer in the text above? Yukarıdaki metinde hangi soru bir cevaba sahiptir? Hangi sorunun bir cevabı vardır diyor. Bakalım. Last summer, geçen yaz, my family and I stayed at a hotel in Kaş. Ailem ve ben Kaş'ta bir otelde kaldık. First day, ilk gün, we wanted to go sightseeing. Sightseeing, görülecek, gezilecek yerler olur ya turistik yerlerde. Demek istediği sightseeing ile demek istediği o. Biz bu şehrin işte gittiğimiz yeri manzarasını izlemeye gittik, görmeye istedik diyor. Second day, ikinci gün, we tried diving. Diving, dalış yapma, suya dalış yapma anlamında. İkinci gün dalış yapmayı denedik. Next day, daha sonraki gün, we visited my uncle in Finike. Finike'deki amcamı ya da dayımı ziyaret ettim. Ziyaret ettik. We picked oranges from the trees with my uncle. Amcamla ya da dayımla bu ağaçlardan portakalları ne yaptık? Picked. Picked toplamak anlamına geliyor. Bir sürü anlama geliyor ama burada toplamak anlamında. Topladık diyor. It was a great fun for me. Benim için harika bir eğlenceydi. I enjoyed it very much. Very much. Ondan çok hoşlandım. Çok hoşuma gitti bunu yapmak diyor. Bakalım. A. How many oranges did John pick up? Pick up toplamak demiştik burada. Kaç tane portakal topladığı söyleniyor muydu? Hayır. Sadece portakal topladığını söyledi. B. What did John do with his uncle? Amcasıyla ya da dayısıyla John ne yaptı? Picked up oranges from the trees. Ağaçlardan portakalları topladı. Amcasıyla ya da dayısıyla ne yaptığını zaten söyledi. Bursa cevabımız olacak 2'de. Diğerleri niye olmaz bakalım. Which hotel did John stay? John hangi otelde kaldı? Cevap yok. Did John like skiing? Skiing karda kayma. Karda kaymayı sevdi mi? Ama karda kaydı ile ilgili bir şey söylenmedi bize. 2 is B. 3. Choose the correct answer to complete the blank. Blank boşluk demek. Boşluğu tamamlayacak doğru cevabı istiyor bizden. Günleri hatırlayalım. Günler Sunday'den sıralıyorlardı. Biz pazartesiden başlıyoruz ama İngilizce'de biz günleri öğrendiğimizde Sunday, yani pazar gününden başlayarak bir sıralama yaparız. Öyle düşünelim. Peki Sunday'in pazar olduğunu biliyorum. Tuesday'in salı olduğunu biliyorum. Pazar, bla bla, salı. Hangi gün ortaya gelecek? Pazartesi tabii ki. Şu boşluğa pazartesi gününü koymamı istiyor. A. Thursday, perşembe. B. Saturday, cumartesi. C.
Monday, pazartesi. Cevabımız C. D, Friday, cuma. 3 is C. And let's continue from 4. Read the speech bubble. Konuşma balonunu okuyun. And find the correct answer to complete. Tamamlamak için doğru cevabı seçin. Okay. I'm a waiter. Ben bir garsonum. Waiter erkek garson. Waitress bayan garson demek. Wait beklemek. Waiter garson. Bekleyen kişi olduğu için genelde sipariş alayım, vereyim, masaları toplayayım diye genelde bekledikleri için. Wait'ten, wait kökünden türüyor. Peki ben bir garsonsam neler yapabilirmişim? Hepsinde I can ile başlıyor. E bilirim, ne yapabilirim bakalım garson olarak. A. I can grow fruits and vegetables. Meyve ve sebzeleri yetiştirebilirim. Farmer, yani çiftçi olsaydı evet olurdu. B. I can cook delicious meals. Lezzetli yiyecekler pişirebilirim. Chef ya da cook dediğimiz aşçı kelimesi olsaydı olabilirdi. C. I can make and sell bread. Ekmek yapıp satabilirim. O zaman baker, yani fırıncı olması gerekiyordu. D. I can take orders and serve. Siparişleri alabilirim ve servis edebilirim. Dolayısıyla D doğru cevabımız olacak 4'te. 5. 5'e bakalım. 5'te. Choose the best option to fill in the blanks. Boşlukları doldurmak için en iyi seçeneği işaretleyelim, seçelim. Kate is a hardworking and successful student. Kate çalışkan ve başarılı bir öğrenci. She finishes her homework after she arrives home after school. Okuldan sonra eve varır varmaz diyor. Vardıktan sonra yani ne yapıyor? Ev ödevlerini bitiriyor. Başarılı ve çalışkanmış. She revises her classes diyor. Revise tekrar etmek. O derslerini de tekrar ediyor, gözden geçiriyor. In the evenings, akşamları, before she goes to bed, yatağa gitmeden önce, she always, her zaman ne yapıyormuş bakalım? She writes about what she does that day. O gün ne yaptığını, o gün ne yaptığıyla ilgili bir şeyler yazıyor. O zaman yatağa gitmeden önce bir şeyler yazıyor. Ne yazabiliriz biz uyumadan önce ne yazabiliriz? O gün aklımızda işte neler yaptığımızı anlatacağımız şeyin adı neydi? Günlük tutma olarak düşünebiliriz bunu mesela, değil mi? A. Rest for a while. Kısa bir süre için dinlenir. Plays chess. Satranç oynar. C. Runs around. Etrafta koşturur. Getir götür işi yapar. Write her diary. Günlüğünü yazar. Cevabımız Denizli olacak 5'te de. 6'ya bakalım. Find the option that completes the sentence best. Cümleyi en iyi tamamlayan seçeneği istiyor gene. Mr. Anderson is very unhappy with the election result because. Bay Anderson seçim sonuçlarıyla seçim sonuçlarından çok mutsuzdu. Happy mutlu, unhappy mutsuz. Because çünkü he got just a few votes. What? Oy demek. Sadece birkaç oy aldı. Olabilir. Mutsuz olma sebebi A olabilir. The election was very fair. Seçim çok adildi. Adilse neden üzülüyor? C. Everybody voted for him. Herkes ona oy verdi. O zaman üzülmemesi gerekiyordu. He is the only candidate. O tek aday. Tek adaysa ne olacak? Seçim sonuçlarından mutlu olması lazım. Kazanacağı kesin olur çünkü. Cevabımız ne olacak o zaman? Sadece birkaç ay aldığı için, hani mutsuz olması muhtemel olduğu için cevabımız Adana olacak. 7. Look at the picture and find the correct option to complete the blank below. Aşağıdaki boşluğu tamamlayacak doğru seçeneği resme bakarak bulacağız. Uyumuş, televizyon açık, televizyon kumandayı alıp sinirli bir şekilde ona bakıyor. Yani beni kapat der gibi. Bakalım ne olacak? A. You should waste energy. Enerjiyi boşa harcamalısın. Acaba. B. Yani boşa harcamalısın derse bu kadar sinirlenmezdi bu televizyon bir elektrikli alet olduğu için. Aygıt olduğu için. You shouldn't turn them off. Onları kapatmamalısın. Ama kapatmamız gerekiyordu. Değil mi?
tasarruf için. You shouldn't leave electronic devices on. On orada açık anlamında. On açık, off kapalı oluyor. Düğmelerde de yazar biliyoruz ki. Ne diyecek? Elektronik aygıtları, aletleri açık bırakmamalısın. Doğru. Should, malımeli anlamına geliyor. Tavsiye bildirmek için. D. You shouldn't reduce your electricity use. Reduce, azaltmak. Sen elektrik kullanımını azaltmamalısın. Neden? Artırırsam doğaya zarar, azaltırsam çevre dostu olurum. Cevabımız ne olacak? Elektronik aygıtları açık bırakmamalısın. Uyuyacaksın diyelim ki, televizyonu kapatmalısın, değil mi? C olacak cevabımız da. 7C. Let's continue. 8. Find the question that completes the dialogue best. Diyaloğu en iyi tamamlayan seçeneği bulalım bakalım. Tom and Tina. Tom, do you like bagels or pancakes at breakfast? Kahvaltıda bagel dediği bu simit tarzı ekmekler oluyor. Bu simitleri ya da pankekleri sever misin kahvaltıda? Yani bunu mu simit mi seviyorsun, pankek mi seviyorsun? I like pancakes. Pankekleri severim. Bla bla bla. I don't like pancakes. Ben pankekleri sevmem. I love bagels. Ben simitleri severim. Bakalım. O zaman sen sever misin gibi bir şey demeli. A. What do you want to have? Ne yemek istersin? B. What about you? Ben pankekleri severim. What about you? Ya sen? Ben pankekleri sevmem. Simit severim. Simitleri severim. Yani cevabımız B olabilirmiş. C. Can I have pancakes? Pankek alabilir miyim? Ama ben pankek seviyorum. Pankek alabilir miyim diyorum. Karşı tarafta ben pankek sevmem diye mi cevap verecek? Olmadı. D. Do you want bagels? Sen simit sever misin diyorum. Cevap da bana ben pankek sevmem mi diyecek. O da olmadı. Answer is B. Cevap B olacak. Şimdi buraya bakıyoruz. Look at the table below. Aşağıdaki tabloya bak. Which matching is not true? Hangi eşleşme? Matching, eşleştirme. Hangi eşleştirme? Not true. Doğru değildir. Activity, aktivite. Place, yer. Hangi aktivitenin hangi yerde yapıldığı ile ilgili hangisi yanlış bir matching, eşleştirmedir, ona bakacağım. Climbing, tırmanma. Mountain, dağ. Dağa tırmanabiliyorsan bu doğrudur. Hiking, doğa yürüyüşü, dağ yürüyüşü. Forest, orman. Ormanda eğer doğa yürüyüşü yapabiliyorsan doğrudur. Skiing, karda kayma. Seaside, deniz kenarı. Eğer deniz kenarında karda kayıyorsan doğru. Kayamıyorsan deniz kenarında karda, o zaman 3 yanlış olur mesela. Rafting, bu şişme botla bu dalgalı denizde gitme sporuna diyorduk rafting'e. River, ırmak, nehir. Zaten denizde rafting yapılmadığına göre orada yapılıyordu. Cevabımız ne olacakmış? Karda kaymayı ben seaside, yani deniz kenarında yapamadığıma göre. Deniz kenarında çünkü karın ne işi var, değil mi? O yüzden cevap A. Tree. Ten. Find the option that completes the dialogue best. Diyaloğu en iyi tamamlayan seçeneği istiyor bizden yine. Cevapta bana never diyor. Asla diyor. Bu bir sıklıktır. Hiçbir zaman bir şey yapmamam da bir sıklıktır. Her zaman yapmam da bir sıklıktır. Bazen yapmam, haftada bir yapmam, yılda iki kez yapmam da bir sıklıktır. Çünkü hep aynı sıklıkla yapıyorum. Dolayısıyla asla diye cevap veriyorsa, ne sıklıkta diye sorması muhtemel bir soru. Yani how often, ne sıklıkta do you play soccer? Soccer futbolun diğer eş anlamlısıydı. Ne sıklıkta futbol oynarsın? Never, asla, hiç. I don't like it, onu sevmiyorum. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet, hemen 11. sorumuza bakalım. Find the correct option according to the table. Tabloya göre doğru seçeneği işaretleyelim bakalım. İstanbul'un hava durumu, Bursa'nın hava durumu bu şekilde. Morning, sabah. Afternoon, öğleden sonra.
Evening, akşam. Bunların hava durumuna bakalım. Güneşli, yağmurlu, bulutlu şeklinde 3 tane farklı hava durumu var. Bakalım şıklara baktıktan sonra doğru cevabı bulacağız. A. It's cloudy in Istanbul in the morning. Morning, İstanbul. İstanbul'da hava bulutlu muymuş sabah? Hayır. Bizden doğru cevabı istiyor. Geçelim. B. It's sunny in Bursa in the morning. In the morning, Bursa, sunny, güneşli mi? Değil, yağmurlu. It's rainy in Bursa in the afternoon. Afternoon, Bursa, rainy mi? Hayır, cloudy, bulutlu olacak. D. It's sunny in Bursa in the evening. Evening, Bursa, sunny, evet, güneşli. Akşamleyin Bursa'da hava güneşliymiş. Cevabımız Denizli olacak. 12'ye bakalım. 12. sorumuza geldik. Find the option that completes the sentence best according to the picture. Picture. Şimdi kadın dışarıya bakıyor. Güneşli hava, hava açık, güzel. Ne diyor? The weather is hava, hava durumu than yesterday. Dünden comparative yapacak, daha diyeceğim bir şey olacak. It's hot and sunny. Hava sıcak ve güneşli. O zaman hava dünden daha iyi demesi gerekiyor. Çünkü yağmurlu, bulutlu, işte sisli gibi durumlar var öteki türlü. Cheap, ucuz. Cheaper, daha ucuz. Good, iyi, düzensiz sıfattı. Better, daha iyi. Easy, kolay. Easier, daha kolay. High, yüksek, sıcak anlamında. Yüksek yani. Higher, daha yüksek. Şimdi... Havanın ben dünden daha iyi olduğunu düşündüğüme göre, sıcak ve güneşli çünkü daha ne kadar güzel olabilir diyelim. Better, dünden daha iyi demek için better than yesterday, dünden daha iyi diyeceğim. 12'nin cevabı Bursa olacak. 13'e gelelim. Find the correct option according to the picture. Resme göre doğru cevabı seçelim. Doğru seçeneği. John, yavaş bir şekilde süren yaşlı bir adam. Bill, hızlı bir şekilde sürüp arkada ona çarpan genç bir adam. Bill is slower driver than John. Bill, John'dan daha yavaş bir sürücü. Bakıyorum ama arkadan çarpan kendisi. Çok yavaş gibi de durmuyor. John is a faster driver than Bill. John Bill'den daha hızlı ama arkadan çarpmazdı o zaman diyelim. John is a younger driver than Bill. John Bill'den daha genç değil, daha yaşlı. John is a slower driver than Bill. John Bill'den daha yavaş bir sürücü çünkü arka taraftaki ona çarpıyor. O zaman cevabımız 13'te Denizli olacak. 15'e bakalım. Pardon, 14'e bakalım. Read the speech bubble and choose the correct option to complete. Tamamlamak için doğru seçeneği işaretleyeceğim konuşma balonunda. I am environmentally friendly. Ben çevre dostuyum. O zaman çevre dostu olmamla ilgili bir şey seçmem gerekiyor. Bakalım. A. I put the batteries or the rubbish out. Bataryaları ve çöpü dışarı koyarım. I usually drop litter on the ground. Litter çöp. Çöpü genelde yere düşürürüm. Hayır. I unplug devices when they are not in use. Kullanılmayan aygıtları, aletlerin unplug, fişin çekerim. Evet, çevre dostu olduğumu C gösteriyor. D'ye bakalım. I prefer using private cars to public transport. Toplu ulaşım, ben özel arabayı kullanmayı toplu ulaşıma tercih ederim. Ama halbuki toplu taşımayı tercih etmeliydim. Cevabımız C olacak 14'te de. Hemen 15'e bakalım. One is the fun fair. Bu eğlence yeri, bu panayır ne zamanmış? June 13th. 13. Haziran 13'ünde. Yani 10 June 13. Yılımız zaten 2013. B. Zaman sorduğu için zaman verecek bize, tarih verecek. Güzel. 16'da find the option that completes the sentence best according to the picture. Resme göre en iyi seçeneği işaretleyelim. The pharmacy is eczane, yol, burası da toys, dükkan.
Oyuncak dükkanı. Bakalım. Eczane The Toy Shop. Oyuncak dükkanının neresinde? Hemen yolun karşısında da gördüğümüz için. A. Opposite karşısında. B. İki şeyin arasında. C. Behind arkasında. D. Next to bitişiğinde. Hemen yanında. O zaman şu şekilde oldukları için opposite yani karşısında olması gerekiyor. Devam edelim. 17'de şimdi öğretmene ne söylersin diyor. There was a class presidency election. Ne diyor? Okulunda bu sabah bir sınıf başkanı seçimi vardı. Sen adaylardan biriydin. Öğretmen oyları saydı. Şimdi sonuçları açıklıyor. Ve sen kazanansın, winnersın. Çünkü sen en çok oy aldın. Ama öğretmen George'un başkan olduğunu söylüyor. Çünkü o more hardworking than you. Senden daha çalışkan. Ne söylersin? Çok üzgünsün. Öğretmene ne söylersin? A. Congratulations. Tebrikler. B. That's not fair. Bu adil değil. En çok oyu sen aldın ama o sırf daha çalışkan diye başkan oldu. Yani dolayısıyla adil değil. B. C. You're right. Haklısın. D. I agree with you. Sana katılıyorum. Ne diyeceğim? Adil olmadığı için ve de çok üzgün olduğum için 17'ye B cevabımı vereceğim. 18'e bakalım hemen. En iyi seçeneğe bakalım. We can make an omelet. Bir omlet yapabiliriz. There is some milk. Biraz süt var. Ve ne? Omlet süt ve yumurtadan oluştuğu için. And there are four eggs. Ve 4 tane de yumurta var diyeceğiz. Hemen Denizli yapacağız 18'i. Evet. 19'a geleceğiz şimdi de. 19'da find the option that completes the paragraph best. Paragrafı en iyi tamamlayan seçeneği istiyor. My favorite fun ride, en sevdiğim eğlence turu is roller coaster, is the roller coaster, hız trenidir. Because it's really, çünkü o gerçekten bla bla bla. Neymiş bakalım. But, but'a gelmeden önce olumlu bir şey söyleyeceğim burada. İlk boşlukta olumlu bir şey seçmeliyim. Thrilling gerilimli kalsın. Horrible, korkunç. Bursa gitti. Amazing, harika, eğlenceli kalsın. Dull, sıkıcı. Bursa ve Denizli gitti ilk boşluktan. İkinci boşluktan da cevabımızı eleyeceğiz. But I hate the ghost train. Ama ben hayalet trenden nefret ediyorum. It's blah 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 and I feel so scared when I'm having a ride on it. Ona bindiğimde, o nokta nokta... Ve ben kendim ona bindiğimde çok scared, korkmuş hissediyorum. O zaman bu hayalet tren ne olabilir? Fantastic, müthiş gibi bir anlama geliyor. A şıkkı da gitti. Exciting, heyecan verici gitti. Terrifying, korkutucu olabilir. Frightening de korkutucu ama ilk boşluktan gitmişti. Cevabımız Ceyhan olacak. Yani en sevdiğim tur hız treni. O harika, amazing ama ben hayalet trenden nefret ediyorum. O korkutucu, ben ona bindiğimde korkuyorum. Terrifying, korkutucu. Evet, 20'ye bakalım son sorumuza. Which one completes the dialogue best? Hangisi diyaloğu en iyi tamamlar? There are two doctors here. Burada iki doktor var diyor Jack. Daniel da bir şey söylüyor. Ardından Jack diyor ki, I'm at the bus stop in front of the bank. Bankanın in front of, önünde otobüs durağındayım. Neredesin? Gibi bir şey diyecek o zaman. A. Where are you at the moment? Şu an neredesin? Bankanın önünde otobüs durağındayım. Cevabımız Adana büyük ihtimal. B. How many burglars are there? Kaç hırsız var? Ama doktor var burada diyor, hırsız demiyor. What are they doing? Ne yapıyorlar? Onların ne yaptığını soruyorsa ben niye kendi yaptığım şeyi cevaplıyorum. What's the problem? Problem ne dediğinde nerede olduğumu söylemem. Problemi söylerim. Cevabımız o yüzden 20'de Adana olacak. Şu şekilde cevaplarımızı geçirmiş olalım. Sizler de kontrol edersiniz. Dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın.